Çeyizhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün konserve mısırdan bardakta mısır nasıl yapılır hep beraber onu göstereceğim. Benim şöyle 2 adet konserve mısırım var. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tereyağım, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzum var. İlk önce mısırlarımı suyundan süzüp güzelce yıkayıp tenceremin içerisine alıyorum. Birazcık haşlıyorum. Öncelikle mısırlarımı şöyle güzelce bir süzgeç yardımı ile süzüyorum. İkinci mısırımı da süzgeçimden geçiriyorum. Ve biraz suda yıkıyorum. Mısırlarımı soğuk sudan, konserve mısırlarımı soğuk sudan şöyle geçiriyorum. Güzelce yıkıyorum. Yıkamış olduğum mısırlarımı şimdi kaynayan suyun içerisine atıp bir 5 dakika kadar haşlıyorum. Mısırları haşlayacağımız suyumuz gayet güzel bir şekilde kaynıyor. Şimdi içerisine 2 adet atmış olduğumuz konserve mısırlarımı koyuyorum ve birazcık haşlanmasını bekliyorum. Ve bu sayede bardakta mısırlarımızı hazırlamış olacağız. Ben bugün sade bardakta mısır hazırlıyorum. Sadece tereyağı ve tuz kullanacağım arkadaşlar. Sevenler ketçap, mayonez de kullanıp üzerini süsleyebilir. Herkes damak tadına göre yapabilir. Mısırlarımız gayet güzel bir şekilde kaynadı ve birazcık pişmesini sağlayacağım. Piştikten sonra zaten pişmiş olan mısırlarımıza piştikten sonra birazcık tereyağı, tuz ekleyip sade olarak tüketeceğiz. Haşlanan mısırlarımız şöyle gördüğünüz gibi suyunu çekti, güzelce pişti. Şimdi içerisine şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Onu ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve biraz erimesini bekliyorum. Daha sonra üzerine şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuzum var. Onu da mısırıma ekledim. Bu aşamada isterseniz kırmızı pul biber ekebilirsiniz. Karabiber seviyorsanız karabiber ekebilirsiniz. Hangi baharatları seviyorsanız ekip güzelce yiyebilirsiniz. Daha sonra bardaklara konduktan sonra üzerine biraz ketçap, mayonez dökerek bardakta mısırınızı da çeşitlendirebilirsiniz. Biz sade sevdiğimiz için bardakta mısırımızı sade olarak yapıyorum. Şöyle biraz tereyağımı mısırıma yediriyorum. Yağını ve mısırın tuzunu çektiğini görüyoruz. Şimdi bunu bardaklarımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi mısırımız gayet güzel bir şekilde yağını, tuzunu çekti. Şimdi bardaklarımıza alıyorum. Konserve mısırdan gördüğünüz gibi bardakta mısır nasıl yapılmış hep beraber gördük. Şimdi şöyle bardaklarımızın içerisine mısırlarımızı ilave ediyorum. Konserve mısırdan bardak tam mısırımızı yaptık, hazır ettik. Biz böyle sade sevdiğimiz için 2 bardak mısır yaptım. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.